Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. İDEF 2023 heyecanı başladı. Çok özel bir aracın önündeyiz bugün FNSS standında. Aslında bu araç bir önceki fuarda konsept olarak sergilendi ama daha tatbikatın tozuyla şu an İDEF 2023'te, çünkü envanterde. Şimdi aracın detaylı azıcık bilgilerini alalım ama önce siz isminizi ve görevinizi rica edelim. Hoş geldiniz. İsmim Batuhan Güner. Ben 6x6 ve 8x8 yeni nesil araçlar program müdürü olarak görev yapıyorum. Bu görmüş olduğunuz aracımız da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden özel kullanıcılarına geçtiğimiz yıl teslim ettiğimiz Pars 4 6x6. Çok özel bir araç ve çok özel operasyonlara yönelik görev yapıyor. Bahsettiğiniz gibi Haziran ayında da uluslararası bir tatbikatta yabancı kullanıcıların da çok dikkatini çekti. Oradan da fuarımıza geldi. Aracımızla ilgili genel bilgileri de adım adım isterseniz anlatabiliriz. Ben hemen başlamadan böyle bir aklıma gelen sorular var. Araçla ilgili silahlı kuvvetlerin yaklaşımı nasıl, tatbikatta da kullanıldığına göre muhakkak tabii TSK'nın çok zorlu testleri var, kabul süreçleri var, epey uzun sürüyor. İzleyicilerimiz de soruyor, niye bu kadar uzun? Çünkü çok detaylı bakılıyor. Biraz böyle bir geri dönüşler nasıl, taze taze onları da alabiliriz. Evet, ya burası çok önemli bir konu. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyadaki en zorlu testlerle araçlarını envantere sokan bir kuvvet. Ve burada bu fikir, zaten ürünün gelişme süreci kullanıcıyla bizzat yürüdü. Bu araçla ilgili özellikleri anlattığımız zaman göreceksiniz ki pek çok görev donanımı ve araç özelliği kullanıcıya özgü. Ve burada yaklaşık 2 yıla yakın bir kalifikasyon süreci. Kalifikasyon dediğimizde hani kocaman bir başlığın altında onlarca mayın, EYP, balistik test, bunun yanında on binlerce kilometre zorlu koşullarda araç sürüşünü içerir. Hepsini tamamladığınız zaman araç kabulü oluyor, envantere giriyor. Sorunuza geleyim, kullanıcıdan aldığımız geri dönüşler de çok önemli, çok değerli. Biz bununla sahada bizzat kendileriyle beraber de ürün teslim edildikten sonra da pek çok test sayılacak faaliyette bulunduk. Siz zaten ürünü bırakmıyorsunuz teslimat sonrası. Asla. Burada garanti süresi zaten çok uzun. Biz bütün kullanıcı seviyesi araç, bütün bakımları biz üstlenmiş vaziyetteyiz. Birlik seviyesi, fabrika seviyesi bakımlar. Biz aracımızla beraber yaşıyoruz. Asla teslim ettik ve tamamlandı diye bir kaide yok. Zaten ürünümüz dediğim gibi kullanıcının elinden buraya geliyor. Buradan tekrar geri gidecek. Gelişim süreciyle, tasarlanmasıyla, kalifikasyonuyla ve kabulüyle kullanıcı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve FNSS hep birlikte yürüttü bu süreci. Bugün de gururluyuz. Envanterde başka araçların da, başka kullanımların da önünü açacak bir araç. Şimdi tabii etrafı dolaşmadan önce benim soracağım aracın üzerindeki ekipmanlarla ilgili. Şimdi izleyiciler merak edecek, tel gibi çevirdiğiniz bu malzemenin adı nedir? Neyden koruyor aracı? Evet. Bu şu anda gördüğünüz ürün etrafındaki RPG ağ olarak nitelendirilir. Esnek katmanlı ağdır orijinal adı. Temel koruma görevini yaptığı ürün RPG tipi omuzdan atılan silahlara karşı aracı korur. Bu hafif bir çözümdür. Yani RPG çok ağır bir tehdittir ama çok kolay bulunur. Dolayısıyla buna karşı aracınızı koruyabiliyor olmak çok önemli. Çepeçevre 360 derece RPG koruması sağlıyor bu ürün. Bunun dışında da RPG koruması bir katman. Bundan adım adım içeri girdiğimiz zaman aracın el yapım patlayıcılara karşı koruması var. Çok üst seviye bir mayın koruması var. Ayrıca sınıfının en üst seviye balistik koruması var. Hepsi de 360 derece çepeçevre, yani herhangi bir bölümünü dışarıda bırakmayacak şekilde. Dolayısıyla aracın projesinin adı zaten 6x6 mayına karşı korumalı araç projesi. Koruma konsepti olarak dünya envanterlerindeki 6-6 sınıfındaki en yüksek korumalı araç. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri demiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de tekerlekli araçlar sınıfındaki en yüksek korumalı araç. Tabii korumaların çok detaylarını da soramıyoruz gizlilik olduğu tabii için ki. Ama şöyle aracın yanına gelelim. Örneğin üstte kulelerde neler var? Şöyle bir geçelim isterseniz. Bir kere aracın üzerinde biraz daha geniş bir açıdan baktığınızda çift kule var. Bu çift kule konsepti tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu özel kullanıcısına özel tasarlandı. Dünyada da çok böyle çift kule var mı? Biz hiç görmedik. Envanterlerde yok. Belki bazı fuarlarda konsept bazı araçlarda olabilir ama çift kule şunu sağlıyor. Normalde araç ortasında tek kuleli bir konsepte pek çok kör nokta olur. Aracın çok yakınını veya
360'ın tamamını tarayamazsınız. Ama böyle çift kule olduğu zaman öndeki kule ve arkadaki kule sayesinde 360 dereceden bile fazla bir atış sahasını sağlıyorsunuz. Aracın 5-6 metre yanına kadar da bir hedefi baskı altına alabiliyorsunuz. Müthiş bir atış gücü sağlıyor. İki kule farklı 3 silah takabiliyorsunuz her birine. 12, 7, 7, 62, 40 mm. Böylelikle atış gücünüzü de çeşitlendiriyorsunuz. Mesela arka kulede 40 mm, ön kulede 7.62 kullandığınız zaman ne yapıyor bu? Farklı iki atış gücünü bir arada barındırıyor hedefe yönelik. Neyi kullanacaksınız ve takması sökmesi 2 dakika bu silahların. İçeriden zaten uzaktan kumandalı, içeriden kullanılıyor. Herhangi bir şekilde personelin dışarı çıkması. Hangi kule var üzerinde ve kaç milimetre? Evet, burası önemli. FNSS'in kendi tasarladığı ve başka, yani yurt dışında da başka kullanıcıların da envanterlerinde olan sancak kule var. Dediğim gibi 7.62, 12.7 ve 40 milimetre bomba atar takılıp sökülebiliyor ve bunların hepsiyle beraber kullanılabiliyor. Bu silahları da biz teslim ediyoruz araçla beraber. Kullanıcı hangisi kendi için, hangi operasyonda uygunsa o silahını takıp öyle çıkıyor. Kısa süre içerisinde tak sökle. 2 dakika falan. Sizinle biz çıksak şimdi yani bize göstermeleriyle takmamız 3 dakika sürmez yani. Bir dakika fazla diyorsunuz. Evet, fuar doğru diyorsunuz. Fuar tabii çok yoğun dolaşacağız. Bir sürü ürünler var. Benim son sorum 6x6'nın getirdiği avantajlar neler? Neden 6x6? Çünkü işte 8'ler var, 4'ler var. Onun da böyle özelliğini sizin ağzınızdan dinleyelim. Şöyle, çok önemli bir soru bu. Meskun mahalle dar yollarda ve dönüş yarıçapı açısından çok kritik. 6x6 olan bu araç 4x4 sınıfındaki araçların dönüş yarıçapından daha dar bir çapta dönebiliyor. Verebiliyor muyuz bir dönüş yarıçapı? Bir... Evet, 7 metreden daha dar bir dönüş yarıçapı ile dönüyor. Bu 4x4'lerin bile şeyinden daha düşüktür dönüş yarıçapından. Birinci ve üçüncü tekerden direksiyonlanabildiği için bunu sağlıyor. Boyu 8-8'lere göre çok daha kısa ama koruma seviyesi ve diğer yetenekleri 8-8'lerle hemen hemen aynı. Bu şunu sağlıyor, bir 8-8 kadar güçlü ve yetkin, bir 4-4 kadar atak ve çevik bir araç sağlıyor. Tam böyle arada her ikisinin de modelinin özelliklerini alan bir. Beklenen temel beklenti 8-8'den beklentileri de 4-4'den beklentileri de sağlıyor. Tabii ki 4-4'den çok daha fazla personel taşıyabiliyor. Kaç personel var içinde? Burada 8 personele kadar yani kullanıcının talebine göre 8 personel, 9 personele kadar personel taşıyabiliyorsunuz. Sizin beklentine göre araç sonuçta modüler. Her kullanıcıya göre de bu tarz detaylar değiştirilebiliyor. Son sorum olarak bu çok özel ürün için dünyadan bir ilgi, yaklaşım ne durumda? Biraz da onu irdelerseniz, bilgi verirseniz çok sevinirim. Evet, yani şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yine bu aracın bir türevine ilgisi var. Devriye aracı olarak, sınırda devriye aracı olarak planlanan bir ihtiyaç var. Bununla var, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir beklentisi var. Bunun dışında da pek çok yabancı kullanıcı, şimdiye kadar 12'ye yakın dost ve müttefik ülkeye araç çeşitli şekillerde gösterildi, tatbikatlarda ve benzeri. İlgi var ama bu projeye net dönüşmüş şey şu anda en yakın ihtimalle Türk Silahlı Kuvvetleri'yle. Otan Bey, çok teşekkür ederiz. Diğer ürünleri tanımak üzere diyelim. Sağ olun, sizlere iyi fuarlar diliyorum. Teşekkürler, ayağınıza sağlık. Tekrardan görüşmek üzere.